başarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve selefin yoluna yapışmaktır. Hak Allah katından gelendir. Sünnet Resulullah'ın sünnet kıldığı şeydir. Cemaat Resulullah'ın ashabının, Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Osman'ın hilafetleri döneminde üzerinde icma ettikleri şeydir. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, onun ashabının ve cemaatin üzerinde olduğu şey ile yetinirse, bidat ehlinin tamamından uzaklaşmış olur. Bedeni rahata erer. Dini de selamette olur inşallah. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetin fırkalar ayrılacaktır buyurmuş. Sonra da bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz şey buyurarak bu fırkalardan kurtulacak olanı açıklamıştır. İşte şifa, beyan, apaçık emir ve aydınlatılmış yol budur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Derinlere dalmaktan sakının, aşırılıktan sakının, eski dininize sımsıkı yapışın. Evet. Şimdi müellif bu sözlerin üzerine bize bir reçete verdi. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın hilafetindeki icma var ya, o icmaya tabi olun dedi. Çok önemli bir nokta. Yine dedi ki, kim bunlarla yetinirse, yani sahabenin anlayışı, Kur'an ve sünnetle yetinirse ne yapmış olur? Bidat ehlinden uzaklaşmış olur. Bir reçete daha. İki, bedeni rahata erer. Nasıl bedeni rahata erecek? Çünkü kafası karışmaz. Alır ve gerisini bırakır. Acaba bu mudur? Acaba şu mudur? Mantık bunu gerektirir denilmez. Çünkü biraz sonra bazı nakillerde bulunacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her konuda aşırılıklar çıkmış. Allah muhafaza. Yani adam tekfir, tekfirde de aşırılık. İrca, ircada da aşırılık çıkmış. Oysa yapmaları gereken neydi? Sahabeye tabi olmaktı. Bu yolda sebat etmekti. O zaman bedenleri rahata ererdi. Aksi takdirde düşün, içinden çıkamayacağın bir paradoksun içine dalıyorsun ister istemez. Ve bu seni çok yoruyor. Ve dininin selameti de buna bağlı. Dininin selameti buna bağlı. Ve ondan sonra müellif dedi ki, işte benim ümmetim fırkalara ayrılacak. Biri müstesna, hepsi ateştedir. Sahabe sordu, dedi ki, men hiye ya Resulallah? Kimdir o taife ey Allah'ın Resulü dedi. Dedi ki ma ana aleyhi ve ashabihi. Benim ve ashabımın yolu üzere olanlar. Bu kadar açık bir ifade var iken insanlar sahabenin yolunu bırakıp şeyhlerinin, imamlarının yoluna tabi olur mu? Uymaması lazım. Veya burada şifa olacak kadar, kalbini rahatlatacak kadar sana Allah Azze ve Celle bu dinde, bu kitapta, bu sünnette sahabenin anlayışını aktarmıştır. Ulaşmasına vesile olmuştur. Allah bu sebepleri yaratmıştır. Ancak sen ısrarla yabancı kitaplara, senin kafanı karıştıracak şeylere tabi olursan, Allah muhafaza, o zaman yanlışa düşmüş, bidata sapmış olursun. Bu reçeteyi her birimiz aklımızda tutalım. Ben burada hangi konudan bahsedeceğim kardeşler? Burada dedi ki, Peygamber aleyhissalatü vesselama nispet etmiş bu sözü ama bu Abdullah İbni Mesud'un sözü olduğu naklediliyor. Ama aleyhissalatü vesselamın buna benzer sözleri var mı? Aktaracağım, çoktur. Derinlere dalmaktan sakının. Bakın, derinlere dalmaktan sakının. Aşırılıktan sakının. Ve eski dininize, kadim olan dininize sımsıkı sarılın. İşte ilk Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabına öğrettiği o dine her birimiz yapışırsak o dine daha bir şey karışmamış olur. Ama sonradan o ona bir öğretiyle bir şeyler öğrettiyse bu bir çığ gibi büyümüş. Allah muhafaza, içine bir sürü bidat ve yenilik karışmış olabilir veya olma ihtimalinden dolayı bizim bunlardan sakınmamız gerekiyor diyebilirim. Evet, şimdi bir dahaki hafta bidatlardan bahsedeceğiz. Uzun uzadıya bidatlardan bahsedeceğiz. Burada sadece aşırılık nedir? Aşırılıkla alakalı birkaç noktayla alakalı nasihat etmek istiyorum. Mesela örnek verecek olursak öncesinde şunu söylememde fayda var. Abdullah İbni Mesud der ki, sünnette orta yolu tutmak bidatle çok çabalamaktan hayırlıdır. Şimdi bunun altını dolduracağım zaten. Yani sen sünnetle orta yolu tut. Çok çaba göstermişsin, çok amel etmişsin ama bidat. Bunun sana hiçbir faydası yok. Oysa az bir amel bile yapmış olsan sünnet üzere
senin çok ama çok bidat ile yaptığın amelden kat kat hayırlıdır. Çünkü bidatler merduttur. Sünnet ise Allah'a yükselir. Çünkü salih amel Allah Azze ve Celle'ye yükselir. Bunu her birimiz aklımızda çok tutmamız lazım. Maalesef gözümüzde çok olan ameller sanki geçerliymiş, az olan ameller sanki geçersizmiş gibi anlaşılıyor. Halbuki bu böyle değildir. Bu yine şeytanın aldatmalarındandır. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayet var ki, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, size düşen orta yoldur. Zira kim bu dine karşı zorlama yaparsa ona yenik düşer. Yani ben güçlüyüm, bana bir şey olmaz. Ben şu ameli de yaparım, şu ameli de yaparım diyenleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize aktarıyor. Amr bin el-As olsun, Abdullah İbni Ömer olsun, peygambere verdikleri sözlerden dolayı pişman olmuşlar. Ömürlerinin sonunda keşke biz peygambere böyle söz vermeseydik demişler. Çünkü insan yaşlanır, ömür tükenir, güç tükenir ama Allah Azze ve Celle asla yorulmaz, din yorulmaz. Sen yap, 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 Allah Azze ve Celle yorulmaz. Yine şununla alakalı bir örnek vereyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden bir tane Ebu Basra el-Gıffari radıyallahu anh Ramazan ayında Fussat'tan gemiye biniyor. Yiyeceğini çıkarıyor, hazırlıyor ve adama diyor ki yaklaş, yaklaş yiyelim. Yanındaki adam da diyor ki evleri görmüyor musun? Yani daha çıkmadık, daha seferi olmadık demek istiyor. Ebu Basra da ona diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden yüz mü çeviriyorsun? Yani didikliyor adam. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen şehirden çıktın mı artık seferisin. O sana kolaylık diliyor, bunu anlatıyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş ki ben nikahlanırım ve boşanırım. Bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir demiş. Bunu kime söylemiş? Bunu ben evlenmem diyenlere söylemiş. Sürekli ibadet edeceğim diyenlere söylemiş. Demiş ki men ragibe an sünneti feleyse minni. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Ve bunu birçok şey için söylemiş. Men ragibe an sünneti feleyse minni. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş ki yün giyer, ayakkabı tamir eder, gömleğini yamalar, eşeğe binerdi. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Yani senin veya sizin basit tafsilat gibi gördüğünüz, teferruat gibi gördüğünüz şeyler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindendir. Onun sünnetinden yüz çevirmemek ve küçük görmemek gerekiyor diyebilirim. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.